Alevi Kültür Dernekleri Antakya Şubesi'nin Antakya Spor Salonu'nda düzenlediği Türkülerle Dayanışma etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. Sezonun ilk sanatsal gecesi olması münasebetiyle ayrıca ilgi toplayan gecede barış söylemleri ön plana çıktı. Alevi Kültür Dernekleri Antakya Şubesi tarafından düzenlenen ve Antakya Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Yelkaya'nın da katıldığı Türkülerle Dayanışma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Antakya Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Cemal Ercan, bu ülkede kardeşçe birlikte yaşamanın örneğini Hatay'dan vermemiz gerektiğini ifade ederek, bu topraklarda türküleri yapanlar kanunları yapanlardan daha güçlüdür. Kimi kanunları yapanlar ve yapılan kanunlar topluma eziyet olduğundan tarihin çöp sepetine atılırken, yakılan türküler, söylenen deyişler ama yazılı ama sözlü nesilden nesile günümüze kadar yaşayarak gelmiştir dedi. Bir ve birlik olmanın, birlikte yaşamanın tadına varıyoruz. Bütün kültürler, inançlar bir araya gelerek, birbirine dokunarak, tanıyarak, ötekileştirmeden, yok saymadan, aşağılamadan halkların kardeşçe barışçıda yaşamasının hiç de zor olmadığını kanıtlayabiliriz. İşte bu etkinliğimiz bu amaca yöneliktir. Türkülerle Dayanışma etkinliğinde Hatay'ın yetiştirdiği önemli sanatçılar arasında yer alan Hilmi Yarayıcı da sahne aldı. Konser öncesinde yaptığı konuşmada barış mesajları veren sevilen sanatçı Hilmi Yarayıcı, bu savaşın hakların savaşı değil, emperyalizmin savaşı olduğunu bir kez daha yineledi ve savaş değil barış istiyoruz diye haykırdı. Bu savaş, daha önce de söyledik, halkların savaşı değil dostlar. Bu savaş emperyalizmin savaşları, çünkü onların çıkarlarına hizmet eden bir savaş. Sevilen sanatçı Hilmi Yarayıcı'nın ardından Alevi deyişlerini dünyanın dört bir ucuna duyuran Dertli Divani ve Pınar Aydınlar ile grup Kaldırım'da gecede sahne alarak türkülerini barış için seslendirdiler. Yaşasın halkların kardeşliği, Suriye halkları yalnız değildir şeklinde sloganların atıldığı geceye katılanlar seslendirilen türkülere halayları ile eşlik etti.